Evet, yağmur hafif hafif. Evet sevgili izleyiciler, çıkan buharları, o gelen kokuları ben burada bizzat yaşıyor ve hissediyorum mis gibi. Biz de bu kokuyu takip ederek ta buralara kadar geldik. Dünyanın o tepelerinde gezerken muhtarımla güzel bir koku geliyor. Nereden dedik? Dedi ki şurada bir evde mutlak ekmek yapıyorlar. Gidelim ziyaret edelim. Biz de geldik. Hemen ablam hamurları açıyor. Orada uzatıyor fırına doğru, orada da pişiyor. Seni tanıyalım bir ablacığım. İsmi Ayşe Gelen. İsmin ne? Ayşe Gelen. Ayşe ablam şu anda bu ekmekleri ne diye yapıyorsun? Yemek için. Yani kendi ihtiyaçlarınız için mi? İhtiyacımız evet. Evet. Için ben şöyle geleyim de. Evet şöyle göreyim. Biraz önce gördüm sanki normal fırınlarda çıkan ekmeklerin görüntüsünde ve kalitesinde. Tamam öyle. Tadını tuzu aynı. Evet. He, lezzeti. Hafta bir hafta yiyor. Bir şey yok. Buzdolabına koyuyor. Bir hafta yiyor. Bunu bir hafta boyunca yiyorsun. Bir hafta boyunca yiyoruz. Bayatlamadan. Peki nasıl bayatlamadan saklıyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Buzdolabının bu şeye koyuyor. Nofraza buzdolabı. Buzluğuna. Poşetine koyuyor. Evet. Çıkartıyor. Her gün çıkartıyor. Poşet. Yiyeceklere taze taze yiyor. Aynı taze fırından çıkmış gibi oluyor. Buzluktan çıkarttığımızda onda buz oluyor. Buz oluyor. Buzu eridikten sonra, soğuğu gittikten sonra he, taze gibi yenilecek hale geliyor. Yok abi. Ne yapayım? Peki kaç nüfus var? 4. 4 nüfusa sen kaç saatte bir haftalık ekmeği yapıyorsun? 2 saatte. 2 saatte. Ne yapıyorsun? Oho. 2 saat kaç kilo un böyle bir haftalık ihtiyaç için? Dertmiyor öyle kabala. 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 Bir evet. Evet sevgili izleyiciler. 10 kilo 15 kilo unla bir haftalık 4 kişilik bir ailenin ekmek ihtiyacını burada Ayşe ablam karşılıyor. Pişen ekmeklerimizi de kilimin üstüne sermişler şu anda. Dinlendiriyorlar. Ama şimdi yeni çıkacak ekmeği ben dört gözle bekliyorum. Ucundan kopartayım mı ablam? Sıcak kopartayım abi. Evet. Valla şöyle bir bakalım bakalım. Oy 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 oy. Allah'ım Allah'ım. Sevgili izleyiciler zaten dokunmak bir cesaretten ziyade dokunabilene aşk olsun diyelim. Ama muhtarım aman ha. Şöyle sevgili izleyiciler inanın fırındaki o kokunun, o lezzetin, o görüntünün aynısı Ayşe ablam burada evinde bu kuzine sobada. Kuzine deniyordu değil mi buna? Saç soba. Ne diyorlar? Saç soba. Saç soba. Evet. Saç soba. Bu sobada bütün ihtiyaçları karşılıyorlar. Yemek de pişiriyorsunuz bunda. Fırınınızı da ekmek ihtiyacınızı da karşılıyorsunuz. Şöyle bir evet sevgili izleyiciler diğer tepsiye hamurlar kondu üzerine yoğurtlu sos diyelim çörek otlu sıvıyı sürdük bu arada da
çıkarttığımız, fırından çıkarttığımız ekmeğimiz şöyle dokunulacak seviyeye geldi. Ben şöyle ucundan Allah'ım şöyle aldım ama harika vallahi. Bunun üzerine bir çemen ya da birazcık tereyağı. Daha sen şimdi mesela daha bizden gel gel bu tarım şöyle. Şimdi mesela bunun üzerine eskiden biz toz biber, tuz, sarımsağı sürdük mü tereyağı, bal hiç onun yanında. Toz biber, tuz, sarımsağı. Sarımsağı sürdün mü eski çocuk yok, aynen sürüyorsun üzerine. O tuzunla biberi oyuşturuyor. İliğini aynen çaman gibi oluyor. O daha bambaşka olur. Pratik çaman. Evet. Evet, biz de öğrendik muhtarımdan. Sarımsağı sonra tuzu biberi evet sürdük, üzerine tuzunu biberini attık. Evet, daha sonra sarımsağla beraber sürdükten sonra aynen hazır çemen gibi oluyor. Ben o niyetle şöyle bir tane daha alayım ben muhtarım. Allah razı olsun. Ellerine sağlık Ayşe ablam. Hakkını helal et. Aldık bir tane. Sağ olun sevgili izleyiciler. Sizin için aldım ben tek tek sizin adınıza. Bu senin ablacığım. Abim bu da senin adına. Yeğen bu da sana. Afiyet olsun. Sevgili izleyiciler biraz önce ekmek yapan ablamızı ziyaret ettik. Sevgili muhtarım dedi ki buna dedi çaman sürmen lazım Mahmud'um, çaman dedi. Tabii ki sokakta gezimize Bünyan sokaklarında devam ederken hemen ilk rastladı ablamıza da sordu çaman var mı dedi, vallahi getirdi işte. Ah şöyle sen mikrofonu tut bana bakayım şöyle. Evet. Heh. Böyle mi? Çok, o çok şöyle. Heh. Dur canım alırım. Ha, onu sür, üzerine sür al. İşte böyle sarımsaklı toz biber dediğimizde böyle olur işte. Sevgili izleyici önce bir çamanı yiyelim sonra ablama sorular sorayım. Çamanın içine katacak malzemeler. Konuşursam soruyu soracağım. Ablam önce bir seni tanıyalım. İsmin ne? Mübe Karakurt. Mübe ablam. Allah razı olsun hemen muhtarımın bir lafıyla çamanı getirdin. Ama bununla konuşamıyorum da bu güzel tadından ve acısından. Şöyle elinde dursun ha. Şöyle de gösterelim izleyicilerimize. Bunu sen mi yaptın? Evet. Neler koydun ablam içine? Karabiber, kimyon. Karabiber, kimyon. Başka bir şey yok. Çaman unu, biberini koydum. Çaman? Çaman unu. Çaman unu. Çaman unu. Unu, toz biberi, kimyonuz, evet, karabiberi. Baharat. Ama o her şeyden önce o senin güzel yüzün, güzel yüreğin tat vermiş buna. Harika her şeyler. Adamın işi değil, bu da bir sanat. Her adamın işi değil tabii, bu da bir sanat. Allah razı olsun. Oradan bir uzucuk ekmek daha ver ha. Allah Allah, şöyle sen sür ablam ha. Al şunu götür ha. Az bir şey daha ha. Koy. Koyayım canım da ekmeğe koyayım. Konacak kavanoz eğer şeyle küçük bir şey koyayım isterseniz. Bunu da açıver ağzını bakayım. Oy. At ağzını ha. Şöyle bir ateş bassın seni de bu soğukta değil mi? Bu soğukta ateş bassın. Olur. Çaman olmaz. Nasıl? Kahvede iniyor bu ne? Sesin çıkıyor mu? Evet sevgili kalenderin sesi çıkmıyor ama başını şöyle bir salladı. İzleyicilerimiz görsün şöyle. Evet. Sağ ol, çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Harika, çok çok sağ ol. Biz çamanı yiyerek Bünyan sokaklarını gezeceğiz. Tamam. Biraz da çal. Şöyle biraz bir çal da. Halı tezgahı dokuyan ablaları ziyaret edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Bünyan sokaklarında dolaşıyoruz. Ne demiştik? Her evde bir halı tezgahına rastlamak mümkün. Tabii ki her evde derken her evde değil ama rastladığımız halı tezgahı olan evleri şöyle bir ziyaret ettik. Şimdi bir başka halı tezgahı olan evdeyiz. Hemen tezgahın başına geçelim ve hanımefendiyi tanıyalım. Hoş geldiniz. İsmim Suzan. Şöyle de o tarafa doğru bakalım. İsmim Suzan. Bir senedir dokuyorum halıyı şimdi. Evet. Önceden de dokuyordum da ara vermiştim. Hı-hı. Yeni bir senedir dokuyorum halıyı da. Eyvallah. Peki hala şu anda ne dokuyorsunuz? Kaç metrekare? Çeyrek. Yani? 1 metre, 1,5 metre falan oluyor. Evet. Hı-hı.
Ne kadar zamanda dokuyorsun? 15 günde dokuyorum ben bunu. Pekala, bu 15 günde dokuduğunuz halıyı bir ekonomik katkı oluyor mu eve? Biraz. İşte evet. Mesela fiyatını mı söyleyeceğim? Siz mesela ne kadar arıyorsunuz? Yani bunu ben kendime dokumuyorum. Halıcıya dokuyorum. Evet. 100 TL. Yani evde işlerinden evet. Arta kalan zaman. Evet olur. Evet. Evin işini yaptıktan sonra oturup dokuyorum. Yani yorulana kadar. Ben mutfak masrafı. Evet falan. Evet evet. Yardım, evet evet. Yardım. Kendi harçlığım oluyor. Evet. Evet. Boş oturmaktan iyi diye aldım. Şu anda bunun bir özelliği var mı mesela, şu dokuduğunuzun bir ismi var mı? Yok. Şu modeli şuraya şey derler, çatık kaş derler. Şimdi çatık kaş evet. Tarafını yapıyorsunuz. Mihraplı olacak bu halıda. Namazla seccade olacak. Evet. O kadar. Peki daha büyük tezgahlarda halı dokudunuz mu? Daha bir evet, yıl. Evet, 600 falan dokudum. Daha önceden çok dokudum evet, da. Evet. Daha önceden çok onu, dokudum. Onu birkaç kişiyle beraber dokuyorsunuz. Evet, annemle falan dokurduk onu. Evet. Ablacığım, bu bünyan halısı dünyaca meşhur. Türkiye'de insanlar böyle evinde bünyan halısı olsun ister. Peki bunu özel kılan, değerli kılan ne sizce? El işi, emeği, kalitesi, her sırada atkısı vuruluyor, sıkı oluşu, işte ipinden dolayı kalitesi, onlar. Her aşamasında bir kalite evet, var diyorsunuz. Evet, emek var, kalite var. Pekala, ben de bu göz nurunuzun, bu el emeğinizin karşılık bulmasını, daha üstün karşılıklar evet. Bulmasını diliyoruz. Her şeyden önce sizleri tebrik ediyoruz. Çünkü bünyan halısı daha çok yayılsın, daha çok yaşasın. Dünyada herkes bünyan halısını tanısın. İnşallah. Ve bulundursun. İnşallah. Ve bir de bünyanı ziyarete gelsin, evet, değil mi? Evet, buyursunlar. Bu tezgahları görsünler. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Dünyanda alabalık da meşhur dediler. Biz de dolaştık ve adresi bulduk. Öz Şahsenen Balık Çiftliği dediler. Geldik, girdik içeri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Nasılsın üstad? Tanıyalım seni. İsmim Sinan Erdoğan. Dünya Öz Şahsenen Alabalık Çiftliği'nde sorumlusuyum. Evet. Burada balık, alabalık doğuştan büyüyüp sofralara gelene kadar her türlü işlem bizden geçmektedir. Bütün aşamaları burada yaşayabiliyor. Bütün bana. Aşamalarını burada yaşayabiliyoruz. İşte karşıda gördüğümüz anaçlarımız var. Evet, şöyle gel hocam. İlk önce dişinizden yumurta, erkekten spermini alıyoruz. Bir kap içerisinde döllendikten sonra evet. İçeride kuluçhanemiz var. Evet. Kuluçhanemizde suların üzerine bırakıyoruz. Evet. Şimdi o kuluçhaneyi görebilir evet, miyiz? Evet, görebiliriz. Evet, şu anda döllenme aşaması mı var? Döllediğimiz yumurtaları suyun içine bu şekilde koyduk. Bunlar 24 gün sonra yumurtalar yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Sonra 40 gün sonra da kıl şeklinde balıklar büyüyüp çıkmak üzere. Eyvallah. Çıkan balıkların da bir kısmı burada, onu da çekelim. Yumurtadan çıkanlar da bu şekilde yeni yeni yüzmeye başlıyorlar. İşte bunları biz şu anda alıştırma olarak toz yem kullanıyoruz. Bunlar 2-3 ay bu havuzda 5-10 gram olana kadar duracak. Daha sonra dışarıdaki havuzlarımızı alacağız bunları. Kuluçhane'den çıktık şimdi Sinan evet. Bey. Bu aşamadan sonra balıklar burada 2-3 ay duruyor. Ondan sonra nereye gönderiliyor? Dışarıdaki havuzlarımızı alıyoruz. Evet. Orada ne kadar bekleniyor? Burada işte içeriden aldığımız 5-10 gramlık yavruyu dışarıdaki havuzlara alıyoruz. Evet. Dışarıdaki havuzlardan normal beslemesini yapıyoruz. Bunları işte ayda bir hem de bunları boyutlarına göre ayırıyoruz. Evet. Büyüğünü küçüğünü ayırdıktan sonra evet. Büyüğü bir havuzda, küçüğü bir havuzda oluyor. Aynı ebat balıkları genellikle aynı havuza koyuyoruz. Evet. Şimdi balıkları karışık koyarsak büyüğüyle küçük arasında ikisini de aynı havuza koyduğumuz zaman, yem attığın zaman evet. Büyük alıyor, küçük alamıyor. Bu sefer küçük dengesizlik oluyor. Büyüyemiyor, büyük daha çabuk büyüyor, evet. Dengesizlik oluyor, evet. Şimdi bu kaçıncı aşamada bu havuzdaki balık? Bu havuzdaki balık
hemen hemen son aşamaya girmiş durumda. Bu bir ay sonra yenecek 250 gram porsiyonluk balık haline gelecek. Evet. Şu anda sevgili izleyiciler, son aşamaya yaklaşmış balıklarımız bir ay sonra masaya gelecek şekilde. Evet. Şimdi bu attığımız ne? Bu attığımız balıkların yemi. Özel yem. Özel yem. Evet, şöyle yemi de gösterelim. Bu yemleri şöyle atıyoruz ve balıklarımız bunları yiyerek lezzetli, tatlı, tadından yenmez balık masadaki yerini alıyor. Evet sevgili izleyiciler, şu anda